Sayın seyirciler, bir ekmek bir battaniye kampanyası İstanbul'da start alırken birçok sivil toplum kuruluşunun katılımıyla beraber ve başbakanın da yayınladığı genelge ile beraber duyarlı vatandaşlardan Suriye'den Türkiye sınırından geçerek buraya gelen ve çok zor durumda kalan insanlara yardım amacıyla hem sınırın bu tarafında hem de o tarafındaki insanlara yardım amacıyla bir ekmek bir battaniye kampanyası başlatıldı ama acaba bölgedeki durum nasıl? Editör arkadaşımız Mustafa Yıldız bölgeye gitti. Şu anda Öncü Pınar'da ve hemen sınırın öte yanına geçti. Bakalım izlenimleri nedir? Oradaki son bilgileri kendisinden alacağız. Mustafa Yıldız, artık akşam olmak üzere. Selda Atalay, biz şu anda Öncü Pınar gümrük kapısından geçtik. Arkamda gördüğünüz bölge Türkiye toprakları. Bizim şu anda bulunduğumuz nokta ise tampon bölge olarak tabir edilen, yani Suriye ve Türkiye arasındaki bir nokta. Burada Kızılay'ın çalışmalarını görüntülüyoruz. İşte Kızılay'ın çalışmalarını görüntülüyoruz dedik. Bu kamyon tamamen soba dolu. Bu sobalar kış aylarını geçirmeleri için Suriye topraklarına gönderiliyor. Kızılay tarafından işte bir tır dolusu sobayı görüntüledik. Şimdi bu tarafa doğru geliyoruz. Burada da yine hummalı bir çalışma var. Biz yine bu tarafa doğru yürüyelim. Hem bir yandan yürüyüp hem bir yandan size anlatalım. Kızılay'ın buradaki çalışmasını. Tampon bölgedeyiz. Şu anda Türkiye topraklarından çıktık. Suriye ile Türkiye arasında. Yine burada da görüyorsunuz hummalı bir çalışma var. Bacalar yükleniyor kamyonlara. Kolay gelsin diyoruz. Kolay gelsin diyoruz. Evet Oğuzhan, biraz daha ilerleyelim. Suriye'ye doğru yürüyoruz şu anda. Suriye topraklarına. Hemen benim solumda, sizin sağınızda Kızılay'ın çadırlarını görüyorsunuz. Buralar depo olarak kullanılıyor. Bu çadırların içinde de birçok kışlık malzeme. Kolay gelsin size. Eyvallah abi, eyvallah. Siz neler götürdünüz bugün? Abi çadır, battaniye, kaşkol, çorap, yatak, kışlık. İşte bir ailenin kalabileceği kışlık nasıl yiyecekler. Nasıl karşıda durum? Kötü mü? Karşıda durumlar kötü. Bomba atılıyor. Biz de buradan zor görüyoruz. Zor. Kolay gelsin diyoruz size. Biz biraz daha görüntü alacağız. Biraz daha yürümeye çalışıyoruz iç bölgeye doğru. Dediğimiz gibi bizim diğer araçlar şu anda ayrıldı. Biz gümrük kapısından geçerek tampon bölgede ilerleyişimizi sürdürüyoruz. İşte şu kamyonun içinde, şu tırın üstünde battaniyeler ve çadırlar yüklü. İşte kışı geçirmeleri için buradaki vatandaşların da kışı geçirmeleri için bu battaniyeler ve çadırlar da Kızılay tarafından gönderilmiş. Hemen tellerin arkasında Suriye topraklarını görebilirsiniz. Henüz hava kararmadı. Ne kadar görünüyor buradan bilmiyoruz ama işte bu kadar yakın gördüğünüz gibi Kilis, Suriye'ye. Dediğimiz gibi burası Öncü Pınar, gümrük noktasının tampon bölgesi ve biz de işte o tampon bölgedeyiz. Yine yürüyelim, biraz daha yürüyelim. Belki burada farklı bir şeyler göreceğiz. Hemen şu taraftan gösterelim. Burada da bir çalışma var. İşte burada da yine Kızılay ekipleri karşı tarafa gidecek. Yani Suriye topraklarına gidecek yardım malzemelerini yüklüyorlar. Onun ilerisinde de bir tır daha var. O tırda da un yükleniyor. Un çuvalları yükleniyor. Hem bir yandan savaş, bir yandan soğuk, bir yandan da açlıkla boğuşuyor buradaki vatandaşlar, Suriyeliler. Ve işte Türk halkı da Suriyeli vatandaşlara yardımını esirgemiyor. Sınırın arka tarafından belki size geliyordur. Arka tarafta konteyner kent var. O konteyner kentten davul sesleri geliyor. Belli ki bir eğlence var. Sonuçta hayat devam ediyor. Her ne kadar savaşın ortasında da olsak bir şekilde hayat devam edecek gerçekten. Biz biraz daha gideceğiz ama buradan sonra gitmemize maalesef müsaade edilmiyor. Biz buraya kadar ancak izin alabildik ve size görüntüledik. İşte 4 Kızılay çadırı daha var. Onları da görüntülelim. Onların da içi erzak dolu ve o erzaklar da yine Suriye tarafına gidecek diyelim. Ve sözü tekrar size bırakalım, Selda Atalay. Mustafa Yıldız, çok teşekkür ediyorum sana ve görüntüleri bize ulaştıran kameraman arkadaşımız Oğuzhan Sarı. Kolay gelsin. Dikkatlice yine Türkiye'ye dönüşünüzü bekliyoruz. Kolay gelsin. Evet. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 8 gün önce kaybolan çiftçinin cesedi bulundu.